yıldızların izinde. Safvan bin Ümeyye. Kureyş'in en önemli kollarından Beni Cumaha mensup olan Safvan bin Ümeyye, cömertliğiyle tanınan çok zengin bir ailede yaşamını idame ettiriyordu. İslam öncesi dönemde Darun Nedve'de kabilesi adına kendisine verilen cahiliye Arapları arasında yaygın olan bir kumar türü olan meysir ve cahiliye Araplarının üzerine evet veya hayır gibi değişik alternatifler yazdıkları ve bir işe girişmeden önce aralarından birini çekmek amacıyla sakladıkları okları ifade eden ezlam görevlerini yürütüyordu. Güzel konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken ve aynı zamanda meşhur Arap hakemleri arasında sayılan Safvan'ın, müşriklerin ileri gelenlerinden olan babası Ümeyye bin Halef'le amcası Übey, Mekke döneminde Resulullah'a en çok eziyet eden müşrikler arasında yer alıyordu. Safvan'ın babası ve amcası Allah Resulüne yaptıkları eziyetle kalmadılar, hicretten sonra da onu rahat bırakmayıp Medine'deki dostları vasıtasıyla tacizlerini sürdürdüler. Ümeyye bin Halef'in Bedir gazvesinde öldürülmesi üzerine amcasının oğlu Umeyr bin Vehb, Safvan'a gelerek borçlarını ödemesi ve ailesinin bakımını üstlenmesi karşılığında Medine'ye gidip Muhammed'i öldürebileceğini söyledi. Safvan, babasının intikamını almak için bu teklifi kabul etti. Ancak Umeyr bin Vehb, Medine'de Resulullah'ın karşısına çıktığında, Resulullah'ın ona Safvan'la yaptığı konuşmayı ve suikast planlarını bildiğini söylemesi üzerine onun vahiy aldığına inanarak Müslüman oldu. Takvimler hicretin 3. yılını gösterdiğinde Safvan bin Ümeyye içinde bulunduğu Kureyşlilere ait bir kervanın Karede mevkiinde Müslümanların eline geçmesi sırasında diğer mal sahipleriyle birlikte kaçmayı başardı. Ve Bedir'in intikamını almak amacıyla başlatılan savaş hazırlıkları içinde aktif olarak görev aldı. Uhud Savaşı'nın ardından Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıktığında Uhud'da bulunmayan Müslümanların da savaşa katılabileceğini söylemek suretiyle Müslümanları tamamıyla imha etme düşüncesinden Ebu Sufyan'ı Safvan bin Ümeyye vazgeçirdi. Yine Uhud'dan sonra Ebu Sufyan Resulullah'a "Gelecek yıl Bedir'de buluşalım." diyerek meydan okudu. Ancak ertesi yıl Müslümanlar sözlerini tutup gelmelerine rağmen Ebu Sufyan, Safvan bin Ümeyye'nin telkinlerinin etkisi altında kalarak Bedir'e gelmedi. Hicretin 6. yılında Zeyd bin Harise kumandasındaki İz seriyesinde Suriye'den dönmekte olan Kureyş'e ait bir ticaret kervanına düzenlenen baskın sonucu ele geçirilen ganimetler arasında Safvan bin Ümeyye'ye ait çok miktarda gümüş bulunuyordu. Kinane'den Beni Bekir bin Abdümmenat'ın Hudeybiye Antlaşması'na aykırı olarak Müslümanların müttefiki Huza'ya saldırması sırasında tebdili kıyafetle saldırıya katılan Kureyşli gençlerin arasında Safvan bin Ümeyye de vardı. Mekke'nin fetih gününde Safvan, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr'la birlikte oluşturdukları bir çeteyle Handeme Dağı'nın eteklerinde Halid bin Velid'e karşı koyarak şehirdeki tek direniş hareketini gerçekleştirdiler. İslam ordusunun Mekke'ye girmesinden sonra Safvan, Şuaybe Limanı'na kaçtı. Umeyr bin Vehb bu durumu öğrenince Hazreti Peygamber'den amcasının oğlu için eman istedi. Safvan, kendisine eman verildiğine ancak Umeyr'in iki defa haber gönderip ikincisinde Resulullah'tan hırkasını veya sarığını getirmesi üzerine inandı ve Müslüman olmak için 2 ay mühlet istedi. Hazreti Peygamber, Safvan'ı 4 ay kendi haline bıraktı. Allah Resulü, Mekke'nin fethinden sonra Hevazinlilere karşı
Huneyn gazvesine çıkıldığı zaman kendisinden savaşta kullanılmak üzere 100 zırhla bir miktar silah ve 50 bin dirhem emanet aldı. Henüz Müslüman olmasa da Huneyn gazvesine katılan Safvan bin Ümeyye, savaşın başlarında Müslüman birliklerinin bozguna uğraması üzerine bu bozgunun artık önlenemeyeceğini söyleyen arkadaşlarına karşı çıktı ve onları azarladı. Cirane Muhiti, Safvan'ın hayatında bir dönüm noktasını teşkil ediyordu. Huneyn zaferi sonrasında Resulullah'la birlikte Taif kuşatmasına katılan Safvan, sefer dönüşü Cirane'ye geldiğinde Resulullah'ın cömertliği karşısında İslam diniyle şereflendi. Hazreti Peygamber de bunun üzerine onu İslam'a yeni giren diğer liderler gibi müellefe-i kulûptan saydı ve kendisine 100 deve verdi. Safvan, Müslüman olduktan sonra Medine'ye hicret ettiyse de Resulullah ona "Fetihten sonra hicret yoktur" diyerek Mekke'ye geri dönmesini istedi. Yermük Savaşı'na katılan ve Allah Resulü'nden 13 hadis rivayet eden Safvan, hicretin 41. yılında vefat etti. Yıldızların izinde.